Fatma Şahin LGS'de dereceye giren öğrencilerle buluştu. Gaziantep'te liseye geçiş sınavında ilk %1'lik dilime giren öğrencilere özel kahvaltı etkinliği düzenlendi. Gaziantep eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor 5 dalda öne çıktı bu son dönemde. Eğitim, bilim özellikle son 4 yılda grafiği yükselen bir başarı söz konusu. Bilimde Teknofest'te öncü şehirler arasında 2020 yılında en çok proje yazan ve en çok başarı kazanan şehir. 2021-22 ve 2023 yılında da her zaman ilk dördün içerisinde olan bir şehir. Sizler bilim çocukları, bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Bundan sonra da böyle olacak. 10 tane deney yap atölyemiz var, bilim atölyelerimiz var. İlk defa ilkokul düzeyinde Türkiye'de ilk defa keşif kampüsü veya çocuk üniversitesi dediğimiz bir kurumumuz var. 256 bilim çocuğunu yetiştiriyoruz burada. Başarı tesadüf değil. Gaziantep tek yürek, tek ses eğitim anlamında bugün eğitim şehri Gaziantep diyorsa bu salonu dolduran liderleri, enleri yetiştiriyorsa bunun tesadüf olmadığını, Gaziantep'te çok güçlü bir yönetim olduğunu ve eğitimle birlikte olduğunu buradan ilan etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Gençlerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Tarihimizi de unutmayalım. Geçmişle gelecek arasındaki köprü gerçekten çok önemli. Bütün liseye geçen öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Şimdi tabii Sayıştay'ın bir sınırlaması var. Sadece Şahin Bey'inkileri götürüyoruz. Ama ben burada bir risk alacağım. %1'lik dilime giren tüm öğrencilerimizi, bu salonda bulunan tüm öğrencilerimizi, annelerini ve babalarını birlikte inşallah Çanakkale'ye götüreceğiz. Bu müziği de size paylaşmak istiyorum. Burada bulunan öğretmenleri de götürelim. Başsın. Tamam. Öğretmenlerimizi de götürelim. Onların arkadaşlar kayıtlarını alsınlar. Ona göre hemen gecikmeden de götürelim. Biz herhangi bir şehir değiliz. Siz de herhangi bir çocuk değilsiniz. Gazi'nin çocukları, Ejda'nın çocukları bugün sanayi şehriyiz diyoruz. Çok övünüyoruz. Yeni sanayi şehirleri kurmaya çalışıyoruz. Ama bir mühendis olarak bakıyorum ben. Bir mühendis olarak baktığım zaman bu çalışıyoruz. Neyi besliyoruz? Belçika'nın, Almanya'nın, İskandinav'ın makine sanayini besliyoruz. O yüzden bizim montaj sanayisinden çıkıp yüksek teknolojiye kendi makinesini kuran mühendislere ihtiyacımız var. Yani size ihtiyacımız var. Yani gelecek sizin elinizde. Yani eğitim şehri olacağız. Olacak mıyız? Vallahi olacağız. Bu salonları çoğaltacağız. Bu şehrin çocuklarının herkesi yeni hedeflere, %1 dilimlerine hedefleyeceğiz. Ama onun için siz rol modelsiniz. Siz başarmak zorundasınız. Buradaki herkesi de birer bisiklet veriyoruz. Herkese de hemen listeyi bize veriyorsunuz. Oya Başkanım onu takip ediyor, müdürüm listeyi veriyor. Bu size huzura, mutluluğa götürsün. Ayrıca bu hafta İstanbul'a gittiğimizde 100 puan alan öğrenci, tam puan alan öğrenciler İstanbul'u yazanlara dedi ki başkanım pansiyon sorunu var, var korkmayın dedik. Beraber gideceğiz sizi Davut Vali'ye teslim edeceğiz. Burada olan çocuklar da bize emanet. Güçlü alkışlar. Alacağız. Evet, sığdığı kadar öğretmenlerimizi de alalım.